Yemek belgeseli kanalımdan herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Sizlere bugün hazırlaması kolay, acil durumda hemen çayın yanına yapacağınız oldukça basit bir salata tarifi hazırladım. Buyurun hiç beklemeden hemen tarife geçelim. Öncelikle kaynayan 1 litre suya 1 su bardağından 2 parmak eksik arpa şehriyeyi ekliyorum. Ardından 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 çay kaşığı da tuzunu ekliyorum. Karıştırdıktan sonra şehriyeler pişene kadar kısık ateşte tencerenin kapağı açık şekilde pişmeye bırakıyorum. Şehriyelerin tencerenin tabanına yapışmaması için ara ara karıştırmayı unutmayalım. Şehriyeler haşlandı, suyunu süzüp bir tur soğuk sudan geçirdikten sonra soğumaya bırakıyorum. O sırada hemen salatanın sosunu hazırlayalım. Derince bir kabın içerisine 1 su bardağı yoğurt ekliyorum. Ardından 2 yemek kaşığı mayonez, yarım çay kaşığı tuz ve bir diş de sarımsak ekleyip güzelce sosumuzu karıştıralım. Tuz ve sarımsak miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlamanızı öneririm. Evet sosumuz da hazır. Şimdi hemen iç malzemesini de hazırlayalım. 2-3 tane marulum var. Olabildiğince küçük doğruyorum. Ardından bir avuç maydanozum var. Onu da ince ince kıyıyorum. Bu arada arkadaşlar videonun açıklama kısmına malzeme listesini detaylı olarak yazıyor olacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Şöyle 10-12 adet küçük kornişon turşum var. Onları da küp şeklinde doğruyorum. 2 adet közlenmiş biberi de yine küp küp şeklinde doğrayalım. Evet, şimdi geldik tüm malzemeleri yoğurtlu soslu buluşturmaya. Bu malzemeleri ek olarak bir kase haşlanmış bezelye ve mısır ekliyorum. Salataya istediğiniz sevdiğiniz farklı malzemeleri de ekleyip daha da zenginleştirebilirsiniz. Dereotu, taze soğan seviyorsanız onlar da bu salataya çok yakışacaktır. Tüm malzemeleri ekledikten sonra salatayı güzelce karıştırıyorum. Az kalsın unutuyordum. Hemen şöyle salatama çok az tatlı kırmızı toz biber ve karabiber ekliyorum. Bu iki baharat gerçekten bu salataya çok yakışıyor. Baharatlarımı da ekleyip salatamı tamamladım. Şimdi hemen servis tabağına alıp sizlere yakından da göstereyim. Dilerseniz gün sofralarında ya da sıcak havalarda hafif bir şeyler arıyorsanız bu salatayı gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Sizi yormayan, fresh tadıyla rahatlatan güzel bir lezzet. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki güzel tariflerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın afiyetle kalın.